sokağın anketine inanıyorum. Sokakta insanlar ne AKP ne CHP demiyor şu anda büyük oranda. Evet. Kararsızlar %31. Benim ekonomimi kim düzeltecek diyor. Benim emekli maaşımı 12.500'den kim çıkaracak 30 bine diyor. Benim Bağkur prim günümü 7.200'e kim çıkaracak diyor. Mülakatı kim kaldıracak diyor. 17 yıl kaybettim bir günden, benim bu hakkımı kim verecek diyor. 5.000 emeklilik prim günü üzerinden emekli olmayı hayal ederken bir Maliye Bakanı tarafından bütün bütçenin sorumlusu ben EYT'li ilan edildim. Benim namusumu, onurumu, haysiyetimi kim bana geri verecek diyor. Staj ve çıraklık mağduru hakkının teslimini istiyor. Sokağın problemi, sokağın anketi bunlar. Pazarda, sokakta insanlar çöpten ekmek topluyor. Pazarda sebze artığı topluyor. Bu insanlar bu partilere güvenmiyor ama anketler böyle diyor dediği için dedim bunu. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan yeni bir anayasaya ihtiyaç hissediyor. Bu anayasa yapılırken de muhtemelen CHP'ye güvenmiyor. Önce Özgür Özel'le bir iki ay süren, değil mi? Bir üç ay süren böyle normalleşme, yumuşama gibi bir süreç yaşadı ama bir baktı ki CHP milletvekilleri, CHP tabanı saraya karşı, Erdoğan'a karşı asla yumuşamıyor. Doğru olan da bu zaten. Niye yumuşasın? Yani Sürtük denilmiş, PKK'lı denilmiş, FETÖ'cü denilmiş, her türlü hakaretler edilmiş, montaj kasetlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi geçmiş, değil mi? Evet. Bir sürü oyunlar düzenlemiş. CHP seçmeni daha şuurlu bir seçmen. Ben hep diyorum CHP seçmeni Türkiye'de hem en çok problemli seçmen hem de en elit seçmen. Problemli çünkü bir şey beğendirmen çok zor CHP'lilere. CHP'liler tüzük kurultayı, çiçek kurultayı, böcek kurultayı, yani yıl içinde 4 tane kurultay yapma özelliği olan bir parti. Dolayısıyla o partiye bir şey sevdirmek, beğendirmek o kadar kolay değil. Hele de teslimiyetçilik hiç kolay değil. CHP'de hiçbir kimse yoktur ki teslimiyetçiliğe düşeremezsiniz onu. Teslim olmaz. Yani lider dedi diye, şimdi MHP'de öyle değildir. MHP'de lider bugün demle el sıkışır. Taban der ki çok doğru, güzel. Liderin bir bildiği var. Bu olması gerekirdi. Yani lider yine deme küfretmeye başlar, hakaret etmeye başlar. Taban der ki bak hakkını verdi, onlar gelmedi. Şimdi deme söyleyebiliriz der. Orada lider, teşkilat, doktrin esastır. Ama CHP'de öyle bir şey yok. CHP düşünüyor, üretiyor, tartışıyor. CHP'liler, ben yani CHP'lilerle bu seçim döneminde daha yakın bir diyalog kurunca daha iyi tanıma imkanı bulduk. Yani hakikaten Atatürk deyince gözlerinden yaş akan, bayrak sevdalısı, vatan sevdalısı. Onları da yıllarca komünist dedik yani bu arada da. Yani hakikaten bu akşam hep öz eleştiri gibi mi oldu bizimki? Yani böyle günah çıkarmak gibi oldu ama yani hakikaten kitabın ortasından konuşuyoruz. Kitabın ortasından konuşuyoruz. Yani CHP tabanını tanıyınca gördüm ki hakikaten vatansever, cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık, demokrat. Yani yönetim kademesi için aynı şeyleri söyleyemeyebilirim. Yani yönetim kademesinde problem olabilir. Aralarında tartışırlar, değil mi? İktidar kavgası olur. Sen, ben. Bunlar her partide olan şeylerdir. Ama muhteşem bir tabanı var ve vefalı bir tabanı var. Dolayısıyla Erdoğan da o kadar da boş bir adam değil. Devletin istihbaratı elinde, değil mi? Kaynaklar elinde, kurumlar elinde. Ne oluyor CHP'de? Bakıyor ki CHP'den istediği neticeyi alamayacak. O zaman ne gerekiyor diyor? Dem lazım. Ama demi alabilmesi için MHP ne olacak? MHP varken dem olmaz. Öyleyse ne olmalıydı? MHP lideri. Bu barışı, değil mi? Bu tabloyu ortaya koymalıydı ve nitekim meclisin açılışında Sayın Devlet Bahçeli, Sırrısakık da dahil olmak üzere Tuncay Bakıran ve diğerleriyle el tutuştu. Hatta ne dedi? Bu doğaçlama değildi dedi, değil mi? Bilerek, evet, yaptım dedi, değil mi? Bilinçli bir hareketti. Ha bugün biraz farklılaştı durum. Mesela bugün Sayın Bahçeli dedi ki İmralı'daki dedi terörist başı dedi silah bırakın derse dedi, demeli dedi, değil mi? Terör bitmeli. Ama 2 dakika sonraki konuşmasında da dedi ki teröristlerle asla müzakere yapılmaz dedi, değil mi? Teröristlerle asla görüşülmez. Türk devleti teröristleri muhatap almaz. E tamam da İmralı'daki terörist başı diyorsun. Konuşmada terörist başı diyorsun. Teröristin başı olanla teröristin başından ne bekleyeceğiz biz? Nitekim Tuncay Bakıran da, değil mi? O da çok sert bir şekilde aslında, evet,
cevap veriyor. Hatta bize ayar veremezsin diyor, değil mi? Devletin sahibi göremezsin kendini diyor, değil mi? Buyruk veremezsin bize diyor, değil mi? Şimdi burada yapılmak istenen şey, yine söylüyorum, Erdoğan'ın kendi geleceğini garanti altına almak için Erdoğan oyun kuruyor. Ben Sayın Özgür Özel saraya gittiğinde ilk günden itibaren gitme dedim. Çünkü dedim, abandone olmuş bir Erdoğan'ı rahatlatırsın, onun ayağa kalkmasını sağlarsın, onun kendine gelmesini sağlarsın ve o kendine geldikten sonra dedim oyun kurmaya başlar. Bunun işi oyun kurmak dedim, plan yapmak dedim, tuzak kurmak dedim. Döner muhalefeti birbirine düşürmek için her türlü oyunu kurar dedim. Elinde güç var, imkan var dedim. İşte bugün geldiğimiz noktada haklı çıkmak ister miydim? İsterdim tabii. Niye haklı çıkmayayım? Yani söylemişim, haklı çıkmak isterdim ve haklı çıktım. Ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? Muhalefeti birbirine, yani yeniden Refah Partisi ne yaptı? Neredeyse belediye bırakmadı, değil mi? Yeniden Refah Partisi'ne belediye bırakmadı. Düşünebiliyor musun? Bu İyi Parti'den 7 belediye başkanı geçti mesela. Tabii, belediye başkanı. İyi Parti'den vekil alıyor, değil mi mesela? İyi Parti'den milletvekili alıyor. Şimdi mesela İyi Parti'den bir milletvekili AKP'ye nasıl geçer ya? Niye geçer? Yani Ümit Özdağ'la da bağımsız, hem önünü almış olayım geçmesin diye. Yok, tamam mı? Yani niye geçer arkadaş? Çünkü AKP'ye karşı insanlar oy verdi. Yani İyi Parti'ye oy verenler İzmir'de büyükşehir adayı da oldu. Milletvekili de oldu. Seçimlerde oy veren insanlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye Ümit Özdağ'a oy verdi. İyi Parti'ye oy verdi. Yani Recep Tayyip Erdoğan gitsin, bu ülkeyi kötü yönetiyor diye seçti. Sen bu insanların oyunu aldın. Ve tekrardan oraya ve döndün oraya gittin. Olmaz. Ama alıyor adam, değil mi, gönül rahatlığıyla. Önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Yani var mı beklediğiniz? Yani partiler karşımızda arası Recep Tayyip Erdoğan var. Ben birinin giderim demesi, gitmeyim demesi üzerinden tot oynamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi yapabileceğini biliyorum. 22 yıldır çok şey yaptığını görmüş bir siyasetçi olarak. Recep Tayyip Erdoğan'da hiçbir ölçü yok. Hiçbir ölçü yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a sen ne dersen de, hangi hakareti edersen et. Yani bugün Numan Kurtulmuş. Harunken Karun gibi oldu dedi. Ahlaksız dedi, adaletsiz dedi. 2023'te dedi, şoförünü dedi, bekçisini dedi, odacısını dedi, kapıcısını dedi, oğlunu dedi, vekil yapacak. Bu dedi BOP'un eş başkanı dedi. Bu Türkiye'yi dedi İsrail'e teslim edecek dedi. Çok değil, 11 sene önce. Evet. Tabii 11 sene önce. Süleyman Soylu hırsız dedi. Hesap sormasam namerdim dedi. Hırsız dedi, hesap soracağım dedi. Mitikler de bağırarak. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan hepsini aldı. CHP'den bile milletvekili aldı, değil mi? Mehmet Ali Çelebi aldı, değil mi? Bildiğim evet. kadarıyla CHP'den Mehmet Ali Çelebi geçti geçen dönem, değil mi? Evet. Mesela İyi Parti'de bir İsmail Ok vardı. Ya adam iki gün önce sohbet ediyoruz. Bir dakikalık konuşma aldı. Recep Tayyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı. İki gün sonra AK Parti'ye geçti. Yanımda oturuyor. İyi Parti'den istifa etmişti, yanımda oturuyordu. Demediğini bırakmadı, geçti. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle kimse kaldırıp bir köşeye atmasın Aslı. Öyle boş siyasetin içinden geliyor ya her şeyden önce. Ya yani 40 yıldır siyaset yapıyor adam.